Selamünaleyküm kıymetli dostlarım. Hepinize hayırlı bereketli günler diliyorum. Yine seyahat halindeyim. Dolayısıyla videolarımı araç içerisinden çekmek zorundayım. Arkadaşlar bugün size fazla uyumanın hem bedenimize, sağlığımıza hem de iş hayatımıza nasıl zarar verdiği ile alakalı tespitlerimi aktarmak istiyorum. Değerli dostlar, son 30 yıldır ticaretle uğraşıyorum, üretimle uğraşıyorum. Birçok farklı sektörde çok enteresan değişik işler yaptım. Değişik insanlarla çalıştım. Gördüğüm en büyük hastalık çok fazla uyumak. Maalesef şöyle diyebilirim. 1980 ve sonrası doğumlu olan arkadaşlarda büyük çoğunluğunda gereğinden fazla uyku problemi görüyorum. Bıraksanız günde 14 saat, 15 saat uyuyacak insanlar var. Yani nasıl uyuyorlar onu da bilmiyorum. Ben hayatımda böyle 5-6 saatten fazla uyuduğumu hatırlamıyorum. Sabahları saat 5'te muhakkak kalkarım. Akşamlarda erken yatmaya gayret ederim. Mümkün olduğu kadar şöyle 10-11 gibi uyumayı kendime alışkanlık edinmeye çalışırım. Gençlere bakıyorum. Gece yatmak bilmiyorlar. Sabahleyin de kalkmak bilmiyorlar. Dolayısıyla melatonin hormonu yani gençlik hormonu denilen saat akşam saat 10'da başlayan ve gece 2-3 sularında biten ve salgılanan bu hormondan da mahrum kalıyorlar. Ve sabahleyin de hepsi tabirimi bağışlayın sarhoş gibi uyanıyorlar. İş yerimde çalışan arkadaşlar, mesai arkadaşlarım, ticaret yaptığım insanlar büyük çoğunluğu sabahleyin erken kalkmıyor. Sosyal medyada bir paylaşım yapıyorum. Sabahın 5'inde 6'sında gelen beğeni sayısına ve yorumlara bakıyorum. Abi insanlar uyuyor ya. Yani bu uyku nedir bilmiyorum. Bu uyku bizim sonumuzu getirecek. Yani ne Almanlar bizi kıskanıyor ne Japonlar bizi kıskanıyor. Kimse bizi kıskanmıyor arkadaşlar. Biz neredeyse ömrümüzün büyük çoğunluğunu uyuyarak geçiriyoruz. Şöyle bir hesap yaptım. Normal insan ömrü Türkiye'de 70 yıl olsun. Zaten 20 yaşına kadar kim ne yaptığını çok anlamıyor, çok bilmiyor. 70 yaşında da öldüğünü düşünelim. Son 10 yılı da konforsuz bir hayat olarak düşünelim. Geriye 60 yılla 20 yıl arasında 40 yıl gibi bir süre kalıyor. Günde 12 saat uyuyan adam için dünyadaki verimli bir ömür 20 yıla düşüyor. Çünkü yarısını uyuyarak geçirmiş oluyor. Arkadaşlar siz uyurken Bill Gates dünya ile alakalı yeni bir proje yapıyor. Siz uyurken Tesla başka bir proje yapıyor. Sizin hem ekonominizi hem ticaretinizi ilgilendiren başka bir proje yapıyor. Amerika başka bir proje yapıyor. İsrail başka bir proje yapıyor. Rusya başka bir proje yapıyor. Siz uyurken yapıyor bütün bunları. Siz uyumaya devam ederken yapıyor. Bu ülkenin genç, dinamik, akıllı, zeki insanları, müteşebbis insanları uyuyorlar abi. Saat 9'dan önce uyanan yok. Her gün işe geç geliyorlar. Her gün işe geç gelmenin yeni bir mazeretini buluyorlar. Bir önceki mazerete benzemeyen değişik bir mazeretle geliyorlar. Mesela sabahleyin geç gelen elemanınıza soruyorsunuz. Niye geç kaldın? Lastik patladı, otobüs gelmedi. Telefonu zilini kurmayı unutmuşum. Telefonun zilini kapatmışım, açmayı unutmuşum. Telefonu duymamışım, beni uyandırmamışlar. Annemler yazlığa gitmişti, beni kimse uyandıramadı, tek başıma kalmıştım. Yani bitmek, tükenmeyen, bilmeyen böyle bir mazeret listesi. Aklınız şaşar. Yahu kardeşim bu kadar mazerete ne gerek var? Adam gibi sabahleyin kalkıp erkenden işine gelsene. Başım ağrıyor, dişim ağrıyor, karnım ağrıyor. Sabahleyin bir kalktım ki belime bir yel girmiş. Başımın şu tarafından bir ağrı saplandı. Böğrüme bir sancı girdi. Nesiniz abi? Ne oldu size ya? Doğum mu yaptınız? Savaşa mı gittiniz? Taş mı topladınız? Kazma kürek çalıştınız mı? Ne bu her tarafınız ağrıyor? Belki de siz çok basit ağrıları çok büyütüyor olabilir misiniz? Yahu herkesin bir yeri ağrıyordur kardeşim ya. Herkesin bir yeri ağrıyordur. Eğer buram ağrıyor, şuram ağrıyor derseniz hiçbir şey yapamazsınız ki. Senede 365 gün var.
zaten bunun büyük çoğunluğu bu tarz mazeretlerle geçiyor. Ya sabahleyin geç geliyorsunuz ya da akşam erken gitmek istiyorsunuz. Ya benim bir işim vardı da ben acaba bugün erken çıkabilir miyim? Benim şu işim vardı erken çıkabilir miyim? Hafta sonu izin alabilir miyim? Arkadaşlarla şuraya gideceğim işte iki gün izin alabilir miyim? Üç gün izin. Al kardeşim al. İzin de al. Geç de gel. Erken de git. Arkadaşlar bakıyorum herkes zengin olmak istiyor. Olun. Ama hiç kimse zenginler kadar çalışmak istemiyor. Benim etrafımda birçok iş adamı var. Başarılı olmuş. Kendini kabul ettirmiş. İnandırmış. Güzel para kazanan, güzel iş yapan, sıra dışı işler yapan insanların hepsi saat 5'te kalkıyor abi. Niye? Adamın bir gayesi var, bir hedefi var, bir ideali var. Kafasına bir şey koymuş. Yapacağım lan bunu demiş. Başaracağım lan demiş. Ama yok. Biz uyanamıyoruz ki bir şey başaralım. Uyanamıyoruz. Ha uyanan ne yapıyor ki? Uyanan kardeşim işte sabah saat 8'de iş yerinde olacaksın denmiş. Sakın geç kalma ha. Ya 8'e 5 kala gel. Ne olur yani 8'e 5 kala gelsen ne olur? 8'i 5 geçe gelip o 5 dakika için patronun böyle asık suratlı bakmasına, baykuş gibi onu izlemesine razı. Niye? 5 dakika önce gelirim, 10 dakika önce gelirim. Böyle bir problemim olmaz. Ne var yani? Elinde bir tane sandviç, birinin elinde bir simit. Akşama kadar esniye. Saat 11 oluyor, adam hala esniyor. Abi uyan da balığa gidelim, uyan. Ne zaman çalışacağız? Günün zaten verimli çalışma saati 8 saat diyorlar ya, alakası yok. Yani bir adam verimli 4 saat, 5 saat çalışsa zaten uçacağız. Sabahleyin 8'de geliyor. Kahvesi, kahvaltısı, çayı derken adam 10'da yeni ayıkıyor zaten. Günaydın. Arkadaşlar, ben her sabah saat 5'te uyanırım. Bütün maillerimi kontrol ederim. Bana gelen mesajları okurum. Cevap vermeye değer olanlara cevap veririm. Sosyal medyada bana gelen mesajlara cevap veririm. Şimdi insanın bir sürü sorumluluğu var. Ailesine karşı, işine karşı, Cenab-ı Allah'a karşı ibadetleri var. Bütün bunları yapmak zorunda. Böyle uyuyarak bir hayat bitmez yani. Paylaşımları sen mi yapıyorsun diye soruyorlar. Evet. Bütün paylaşımları ben yapıyorum. Tabii ticari paylaşımları yani %5'i %10'u gibi olan ticari paylaşımları yardımcılarım yapıyorlar sağ olsunlar. Peki bunların altına gelen yorumların tamamını sen mi yapıyorsun? %90'ını ben yapıyorum. %10'unu yani ticari paylaşımların altına gelen yine ticari yorumları, fiyat bilgilerini falan, ürünlerle alakalı bilgileri yine teknik arkadaşlar ve yardımcılarım yapıyorlar sağ olsunlar. Telefonumda 12 bin tane adam kayıtlı. Telefon çalarsa bakarım. Mesaj gelirse kesinlikle dönüş yaparım. Bir telefon kültürü yok. Adam iş başvurusunda bulunmuş. İş görüşmesine gelecek. Tıraşını olmamış, saçı sakalı uzanmış, dağınık, üstü başı perişan. Sabahleyin tabii ben de gıcıklık olsun diye sabah saat 8'de görüşelim diyorum. Veya saat 7.30'da buluşalım diyorum. İş yerinin adresini gösteriyorum, konum atıyorum. Adam hayatında 7.30'da kalkmamış ki. Şimdi iş görüşmesine de adam 7.30'da randevu verince ne yapacak? Gözünü ovalaya ovalaya geliyor, esneye esneye geliyor. Daha son dakika dolmuştan indikten sonra caminin önünde çeşmede elini yüzünü yıkadığı belli yani. Geliyor oturuyor, selamünaleyküm, buyur. Ben iş başvurusunda bulunmuştum, randevu için geldim. Hoş geldin kardeşim. Diyorum ki telefonun şarjı kaç? Yani şu anda telefonunda ne kadar şarj var? Abi telefonumun şarjı yok. Niye? İşte akşamdan takmayı unutmuşum. Abi sen nasıl gençsin ya? Sen nasıl gençsin? Aramızda 30 yıl var ya. Senin şarjın olmalı. Şarjı akşamdan yapmalısın. Sen bir fırsat yakalamışsın. Hayatının görüşmesine gidiyorsun ya. Adam sana niye 7.30'da randevu verdi? Sen 7.30'da kalkabilen bir adam mısın? Randevuna geç kalacak mısın? Geldiğinde esniyor olacak mısın? Saçın başın düzgün mü? Elin yüzün şiş mi? Elini yüzünü ne zaman yıkadığın belli olacak. Adam seni o yüzden 7.30'da çağırıyor. Yok kardeşim. Uyuyoruz. Herkes uyuyor.
Şimdi bu kadar uyuyanın içerisinde çalışanın ne hükmü var, ne kıymeti var? 3-5 tane çalışan bu ülkeyi nasıl kurtaracak? Arkadaşlar, bu ülkenin ciddi, genç ve dinamik bir nüfusu var. Biz bu nüfustan, bu genç dinamik yapımızdan istifade edip de bir şeyler yaptık. Yoksa bizim başka bir şeyimiz yok. Biz dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri olabiliriz bu genç nüfusumuzla, ama uyuyarak değil. Bir ömür uyuyarak geçiyor abi, mazeretle geçiyor. Telefon disiplini yok, telefona bakma kültürü yok. Arıyorsun adamı, ulaşılamıyor. Arıyorsun, tık bitiyor, kesiliyor. Vık, şarjın bitti. Ne oldu? Şarjın bitti. Ya sabahın saat 9'unda ne şarjın bitiyor senin? Mesaj atıyorsun, dönüş yok. Abi işte göremedim, telefonum kapalıydı. Sessize almıştım, açmayı unutmuşum. Cenazeye gitmiştim, sessize almıştım, açmayı unutmuştum. Camiye girdiydim, kapatmıştım, açmayı unutmuşum. Mutfakta kalmış, arabada kalmış. Of! Hiç bitmeyen bir mazeret. Bununla iş yapamayız ki. Bu kadar mazeretle iş yapamayız ki. Ticaret artık anlık abi, anlık. Tak tak. Telefonun karşısında olacaksın. Müşterinin, muhatabının karşısında olacaksın. Ve mazeretsiz. Mazeret üretmeyeceksin abi. Mazeret ürettiğin anda başarı biter. Mazeretin bittiği yerde başarı başlar. Bir çuval mazeret bir tane çözüm etmez. Sabaha kadar anlat. Başım ağrıyor, dişim ağrıyor. Duymamışsın, açamamışsın, gelememişsin, gidememişsin. Ne yazarsan yaz, hepsi boş. Hepsini topluyorsun alt alta. Yani bütün sıfırları toplayınca sıfır ettiği gibi senin anlattıklarının da hepsi sıfır. Yani bununla başarılı olma ihtimali yok. Kendisi bitiyor, başkası başlıyor. Yani bu hastalık, bu sorun sadece bizim ve etrafımızdakilerin sorunu değil. Genel bir sorun arkadaşlar. İnşaat sektöründeyiz biliyorsunuz. İnşaatçı arkadaşlarla çalışıyoruz. Kalıpçısı, sıvacısı, fayansçısı, döşemecisi, bir sürü değişik meslek var, boyacı filan. Kaynakçı. Abi bunlar ne kadar tutkun bir insanlar. Allah'ım yeter ki bir cenaze olsun. Yani sevmedikleri kan davalısı birisi bile ölse köyde, adamlar 3 gün işe gelmiyorlar. Yani köyde köpek ölse cenazeye gidecekler. Abi dur ya, nereye gidiyorsun ya, işini yapsana ya. Cenaze dediğin, cenaze namazını kılarsın gelirsin. Sana bu ne kadar yakın yani, bu ölen sana ne kadar yakın. Ne kadar çok seviyorsun. Dünyadayken kaç kere gördün sen bu adamı? Yaşıyorken kaç kere gittin sen bunun evine? Tanıyor musun lan bu adamı? Yüz yüze görsen seni tanır mıydı? Rahmetli seni tanır mıydı? Yok. Abi işte cenazeye gitmemiz lazım abi. O kadar önemli bir iş yani. Abi adam işi bırakıyor, gidiyor cenazeye. Aklım almıyor. Sağlığında adamı görmemiş, adamı tanımıyor. Anam öldü, nenem öldü, dedem öldü. Artık kayıt tutacaksın. Senin kim öldü oğlum? Dedem öldü. Yazacaksın. Çünkü 15 gün sonra yine dedem öldü diyebilir. Hangi deden öldü oğlum? Üvey deden mi öldü? Gerçek deden mi öldü? Dedemin ikinci avradı mı öldü? Birinci avradı mı öldü? Ya arkadaşlar bu ne ya? Zaten 3 güne bir hasta oluyorlar. Abi bir hasta olmuşum. Sabahleyin kalktım ki başım bir ağrıyor. Çatlayıcıydı. Arabayı süremedim. Nedir abim? Yani ben iş yaptırırken gidip hastaneden mi adam topladım? Nedir bu? Bu kadar hastalık. Neyin nesi? İnşaatlarda adam içiyor sigarayı. Kafaya da dikiyor 1 litrelik kolayı, lak 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 lak. Kolayı bildiğin su gibi içiyor adam. Ondan sonra diyor abi işte midem bozuldu. Ya senin ölmemen bile sürpriz ki zaten. Tütünü sarıyor, içiyor. Birini söndürüyor, birini yakıyor. Ondan sonra kolayı dikiyor. Ne kadar sağlıksız besin varsa onları da tüketiyor. Ertesi günde abi midem bozulmuş, cırcır olmuşum falan filan. Hiç bitmiyor abi. Bizim mazeretimiz bitmiyor. Biz mazereti bitirsek para kazanmaya başlayacağız. Kabala iş veriyorsun adama. Kaça yaparsın şu işi? 10 bin lira. Güzel. Abi kaç günde biter bu iş? 5 günde biter. Oğlum bu iş 5 günde biterse sen yevmiye 2 bin lira para alırsın. Çok güzel. Allah bereket versin. Güle güle harca. Gözüm yok. 5 günde bitir git. Adam 15 günde bitiriyor. 20 günde bitiriyor. Şimdi sen 10 bin liralık işi 20 günde bitirirsen senin yevmiyen 500 lira olur. O zaman da diyor ki abi biz verdiğin iş çok ağırmış, bizi kurtarmadı. Baba kusura bakma da sen tembelin tekisin, sabahleyin saat 10'da geliyorsun oğlum buraya.
Ondan sonra orada güzel bir piknik yapıyorsun. Sanki pikniğe gelmişsin gibi. Simit, sandviç, ekmek, domates, sucuk. Uğraşıyorsun bir saatte, kahvaltı, çay. Çay molası, sigara molası. Çay molası, sigara molası. Ya biz de seviyoruz çayı. Biz de içiyoruz çayı. Hiç işimize engel mi yani bizim çay içmemiz? Akşam da erkenden. Hadi hayırlı işte. Nereye gidiyorsunuz? Abi bizim mesai bitti. Ya oğlum saat 4. Abi biz bedenimizle çalışıyoruz. Yoruluyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu mantıkla kimse para kazanamaz. Şimdi Çin 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 diyoruz ya. Çin dünyayı sallıyor. Neden? Zamanı verimli kullanıyor. Aynı zaman dilimi içerisinde daha fazla üretiyor da ondan. Adamlar 24 saatte bina yapıyorlar ya. Hülasa uyku, iş disiplinsizliği, tembellik bizi almış yürümüş abi. Biz böyle köyümüzde, akrabalarımızda birisi ölse de şöyle 2-3 gün işe gitmeyelim diye bekleyen insanlara dönüşmüşüz abi. Çocuğum hasta oldu, anam hasta oldu. Oğlum bu anayın tek çocuğu sen misin? Kaç kardeşsin? 8. E sana mı düşüyor oğlum? Sen evin hasta bakıcısı mısın? Sen sağlık görevlisi misin? Nesin? Hep sen bakıyorsun. Senin abin, şuyun, buyun nerede? Nerede senin abin? E devlet memuru, öbürü polis. E onlar baksın. E onlar gelemez memur. Ha demek ki ben gereksiz bir iş yapıyorum oğlum. Yani benim mesleğim, benim yaptığım iş izin almaya müsait bir iş. Veya ben çok merhametli görünüyorum. Durmadan izin, 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 bitmek, tükenmek bilmeyen bir izin. Neyse, videomuz çok uzun olmuş ya. 16 dakika video mu olur? Dertliydim biraz. Size bu konuda derdimi anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi etrafınıza bir bakın. Etrafınızda çocuğunuz, yeğeniniz, kardeşiniz, eşiniz kim varsa, sabahları uyanamayan kim varsa ne yapın yapın onları uyandırın abi. Akşamları erkenden yatmayı alışkanlık haline getirmelerini sağlayın. Ne yapın yapın bunu yapın abi. Yoksa gelecek nesiller sürekli uyuyacak abi. Kola içecek, patates cipsi yiyecek, abur cubur yiyecek, çerez yiyecek. O hareketsiz bir yaşama dönüşecekler. Hepsi obez olacak. Hareket edemeyecekler. Perişan olacaklar. Bugün siz varsınız. Ben diyorum ya eski insanlar. Yani 1980 ve öncesi doğmuş insanlara eski insanlar diyorum. Çünkü bu insanlar geçit dönemi insanları. Telefonsuz hayatı da biliyorlar. Telefonlu hayatı da biliyorlar. Otomobilin varlığını, yokluğunu, yani her mahallede bir otomobil olduğu günleri de biliyorlar. Şimdi evin önünde arabayı park etmek için 7 tur atıyoruz. Şimdi imkansızlıklar ve imkanlar, bunları hep bir arada yaşamış, darbeleri görmüş, koalisyon hükümetlerini görmüş, zararı, ziyanı, savaşı, hileyi, her türlü pisliği, siyasi oyunu, her şeyi görmüş, bağışıklık sistemi güçlü insanlar, 1980 ve öncesinde doğanlar. Yani şimdi bir tane çocuğa desen ki oğlum eskiden ankesörlü telefon vardı, yazılıyorduk, sıra gelince konuşuyorduk desen, hadi ya o neymiş öyle, gerizekalı mısınız siz diyebilir bize. Dolayısıyla 1980 ve öncesi doğmuş olan insanlarda halen bu erken uyanma alışkanlığını devam ettirdiklerini görüyorum. Bir kaygı, bir endişe, yarın endişesi, yarın kaygısı onlarda var. Ne yapacağız? Yarın ne yapacağız? Bir sonraki günün planı var. Ama bugünün çocukları, bugünün gençleri sanki böyle erişmiş dervişler gibi, rızkı verici Allah kardeşim, yani biz ne yapsak boş. Cenab-ı Allah'ın takdirinde her şey. Demek ki biz çok uyuyorsak bir sebebi var. Onu da Allah yarattı kardeşim diyerek kendini teselli eden çok değişik insan tipleri var. Allah selamet versin. Dua edelim. Etrafımızda çok sevdiğimiz insanlar var. Onların bu kötü alışkanlıklardan bir an evvel kurtulması için dua edelim. Islah edelim, nasihat edelim. Sonrasında da dua edelim. Sigara içme alışkanlığı olanlar, gazlı içecekler tüketmek alışkanlığı olanlar, efendim aşırı uyku müptelası olan arkadaşlar, bunların bir an önce hayata dahil olmaları ve bu kötü alışkanlıklarından kurtulmaları için onlara dua edelim. Kafanızı şişirdim.
kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.